Arkadaşlar merhaba, ben Drone Market'ten Furkan. Bugün sizlere DJI firmasının üretmiş olduğu Enterprise serisi H20N kamerayı göstereceğiz. Ve özelliklerinden bahsedeceğiz aslında. Dünya genelinde birçok video var ama Türkiye'de bu tarz videoların olmadığını bildiğimiz için ve müşterilerimiz olsun, kamu kuruluşları olsun ve özellikle AFAD kurumları gibi kurumlar olsun bu kameraları aldığında belli başta özelliklerini pek fazla kullanmıyorlar. Ve biz de bununla alakalı e, mühendis ekip olarak bu videoyu çekmeye uygun gördük. Arkadaşlar önümüzde şu anda gördüğünüz gibi DJI H20N adındaki kameramız şu anda önümüzde. Bu DJI firmasının yaklaşık olarak bir, bir buçuk, buçuk sene önce üretmiş olduğu bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar DJI bu kamerayı özellikle H20 serisinin üst modeli olarak çıkardı ve lansmanında da bu şekilde tanıttı ve lansmanda Mats 30 TL ile beraber gösterdiği için birazcık aslında Mats 30 TL'nin gölgesinde kaldı diyebiliriz. Ee, ama H20 serisinin üst modeli olduğundan dolayı kameranın çektiği kalite ve diğer H20 ve H20T'ye göre özelliklerinden bahsedeceğiz. İsterseniz kamerayı çıkartalım arkadaşlar. Böyle bir kutusu kutuyla beraber geliyor hani eğer ki, kamerayı satın almak istediğinizde. Şurada iki tane kilitli e, kilit yeri var. Aşağı doğru klipsleri bastırdığınızda Buradaki kapakları açıyorsunuz arkadaşlar. Kapakları açtıktan sonra kapağımız açılıyor arkadaşlar. Bakın burada önceki videolarımızda da göstermiştik aslında. Hani P1 kamera olsun, normal matrisin çantası olsun. İçerisinde kameraları korumak için özellikle buralarda yumuşak bir süngerimsi tarzı hatta sünger diyebiliriz. Süngerimsi tarzı kamerayı korumak amaçlı bir e, sistem koymuşlar. Arkadaşlar burada kameramız var. Kameramızın ekstra aparatlarını koymak için ve kullanım kılavuzunu da burada. Görmek için burada da gösterelim aslında. Diğeri de burada garanti belgesiyle beraber kullanım kılavuzu çıkmaktadır burada. Kullanım kılavuzunu buradan da okuyarak kameranın içerisindeki özellikleri görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kameramızı e, çıkartırken dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi şudur. Özellikle P1 kamera ve H serisi kameralar alan müşterilerimiz olsun veya farklı müşteriler olsun. Bu kamerayı çıkartırken bazen şu gimbal yerlerindeki motor kapaklarına zarar verebiliyor. Arkadaşlar kamerayı çıkartırken kameranın şu gimbal tarafından tutmamanız gerekiyor. Eğer ki tuttuğunuzda buradaki kapaklarla alakalı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kameranın iki tarafından elimizle tutup bu kapak çıktıktan sonra kapağı da sabit tutarak çıkartabiliriz. Ve üst taraftan elimizle de şu şekilde düzleyerek elimizle buradan sıkıca tutabiliriz. Arkadaşlar kapağımızı kapattıktan sonra şöyle kameramızı şu şekilde üstüne oturtuyoruz ve bu yana oynayan Üçüncü eksen dediğimiz yani e, kameramızın şöyle söyleyeyim ben size sağa sola yani aşağı yukarı oynaması için gereken hareketleri veren sistem için yani aşağı yukarı bu şekilde kameramızın sağa veya sola e, yatay bir eksende açı vermemiz için oluşan durum bu şekildedir. Kapaklarımızı kapatıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ve arkadaşlar kameramız gördüğünüz gibi e, hatta şu önündeki kapağı da açalım. Arkadaşlar kameramız Zenmus H20N ee, ve karşınızda şu anda gördüğünüz gibi e, H20T serisi gibi önceki versiyonları gibi değil birazcık daha farklılaştırılmış şekilde karşımıza geldi. Ve lansmanda da e, çok apayrı bir şekilde hani 30 gölgesinde kalsa da pek fazla e, herkes tarafından tanınmadığını söyleyebilirim. Ama bu tanınmamasının sebebi aslında pek fazla video içeriğinin olmadığını da söyleyebilirim. Bu konuda arkadaşlar bugün sizlere h 20 kamerasının diğer kameralara göre özellikleri ve e, diğer kameraların da h ne göre üstünlüğü var mı yok mu bunları göstereceğiz. İsterseniz kameramıza geçelim. Arkadaşlar burada e, gördüğünüz gibi farklı farklı işte ayna, belli bir lens, işte camlı bir ekran gibi şeyler görüyorsunuz. Peki bunlar ne ifade ediyor bize? Arkadaşlar H20n kameramızın üstündeki Burada gördüğünüz büyük kapaklı yani büyük camlı yer aslında bize gündüz kameramız yani normal kamera video çekmemiz için gereken normal kameranın olduğu yeri göstermektedir. Arkadaşlar sağında bulunan yer ise termal kameranın filtresinin içerisinde yer aldığı termal kamera yerini göstermektedir. Şurada küçük gördüğünüz bir iş kamera gibi bir yer var. Aslında o da bir kamera ama buradaki gördüğünüz küçük kamera ise geniş açılı kameradır arkadaşlar. Yani wide kamera diye geçer. Yanında gördüğünüz arkadaşlar bir ayna var ama aynaya geçmeden önce burada gördüğünüz gibi bir göz var. Arkadaşlar H20T serisinde böyle bir gözün olmadığını söyleyebilirim. E, ee, inceleyebilirsiniz. Termal kamerası vardı. White kamerası vardı. Gündüz kamerası vardı. Aynası vardı. Biraz aynaya de söyleyeceğiz ne olduğunu. Ama böyle bir sistem H20T'de yoktu. DJI bize burada ne ifade etti? Arkadaşlar özellikle gece uçuşlarında yangın taraflarında, arama kurtarma operasyonunda termal kameranın tek kamera olması yeterli olmuyordu. DJI de buna istinaden gece görüşlü yani night vision özellikle aslında altyapısı termal kamera olan bir kamerayı çıkarttı bize. Ve bu kamera sayesinde arkadaşlar altta gördüğünüz termal kamerayla beraber aslında bize iki tane çekim modu vermektedir bu sayede. Hem düşük normalde hem alan çekimi hem de nokta çekimi olarak H20 burada bize H20 T'den daha iyi bir özelliğinin vurgulandığını göstermektedir. Bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada ayna diye adlandırdığımız malzemenin adı range finder, laser finder diye geçer. Arkadaşlar mesafe ölçücüdür. Yani white kameradan ölçtüğünüz, white kamerada görüntülediğiniz veyahut da normal kamerada bir görüntüleme operasyonu yaptığınızda siz kumanda üstünden bir lazer menzil bulucunun işareti var. O lazer menzil bulucu işaretine bastığınızda arkadaşlar 3 metre minimum 1200 metre maksimum olmak üzere kuş bakışı uçuşunuzun aradaki mesafesini range finder yani lazer finder sayesinde ölçebiliyorsunuz. Ve bu arkadaşlar bize ne sağlıyor? Aslında operasyonları yaparken biliyorsunuz ki sokak araları olsun, otobandaki trafik olsun veya da farklı doğal sebepler olabilir. Arkadaşlar bu Mesafe ölçücü sayesinde ekiplere yönlendirirken mesafe ölçümüyle beraber koordinatları verdiğimizde ekipler en alternatif yolları drone sayesinde bulabilmektedir. İşte burada h 20 ve H20 serisi diye adlandırdığımız aslında hem Matros 30T'de kullanılan hem Matros 350 ve Matros 300'de kullanılan H serisi kameralarla beraber arkadaşlar Range Finder'ın eklenmesi yani Laser Finder mesafe bulucunun eklenmesi bize operasyonda çok büyük bir avantaj kazandırdı. Peki ya tamam ama h H20 çıktı. H20T'ye göre nasıl bir özelliği var? Arkadaşlar bu kameranın H20T'ye göre birçok özelliği var. Yani en basitinden şöyle söyleyebiliriz. Arkadaşlar termal çözünürlükleri belki aynı görünebilir. Lakin e, H20T'ye göre bu termal kameralı sistemin H20T'ye göre en büyük özelliği arkadaşlar gece uçuşlarında nokta uçuşu yaparken yani noktalama işareti yaparken arkadaşlar aşağıdaki bir nesneyi çift termal kamerayı birleştirerek tek bir termal kamera altında bize net bir şekilde ısı sıcaklığını ve termal görüntüyü iletebilmektedir. Lakin H20T'de böyle bir özellik yok. Arkadaşlar bu çok önemli bir özellik aslında. Eğer ki sizin çift termal kameranız varsa ve yakınlaştırma özelliğini de kullanabiliyor iseniz size gece uçuşlarında mükemmel bir şekilde özellik katacaktır. Neden? Çünkü ortalama dronlar biliyorsunuz 50 metre 60 metre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı kanunlarda en az 50 metre yukarıdan uçmak zorunda. İşte bu 50 metrelik mesafede bir termal kameranın algılaması kendi başına zor gözükebilir. Ama çift termal kameranın birleşip tek kaya, termal kamera olması bize alan tarafında operasyonlarda çok etkili bir sistem sağlayacaktır. Ve arkadaşlar H20T'nin H20N'e göre zoom özelliği daha fazla. Çünkü üstündeki termal kamera birleşemediğinde ve normal gündüz kamerası sayesinde tek bir filtre kullanıyor H20N. Lakin H20T'de hibrit özelliği daha fazla zoom özelliği. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. H20N'in de termal dijital uzatması yani termal dijital e, zoomlaması 32x'e kadar çıkmaktadır. Ama H20T'de arkadaşlar bunu siz 8x'e kadar yapabiliyorsunuz. Ki termal çözünürlüğü H20T'de birazcık bozulmaya başlıyor. Derken çift termal kamera h de birleştiğinde arkadaşlar bunu ortadan kaldırıp minimalize etmektedir. Arkadaşlar şunu da söyleyebilirim. Kibrit çözünürlüğü sayesinde H20N tarafında arkadaşlar ölçüm noktası bizim için çok önemli operasyonlarda. Bu ölçüm noktasını yaparken sıcaklık ölçümlerinde özellikle h 20 tarafında ortalama 0 derece veyahut da eksi 20 derece ile 150 derece olduğu alan arasında olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar burada bir e, doğruluk payı vardır aslında. Yani eğer ki siz bir nesneye odaklıyor iseniz ve termal çözünürlüğü açmışsanız arkadaşlar eksi 20 ile alan değil de normal siz modu kullandığınızda yani nokta modunu kullandığınızda çünkü iki mod olduğunu söylemiştik sizlere. Siz iki modda sadece düşük Sıcaklıktaki düşük aralıktaki sıcaklığı kullanırsanız arkadaşlar sıcaklık ölçüm aralık değerlerinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani yüksek doğrulukla size bir çözünürlük verecektir ve doğruluk verecektir. Ama siz 0 ila 550 derece arasında bir e, sisteme çevirirseniz H20T'yi yani H20N'i aslında arkadaşlar burada size doğruluk payını verecektir. Lakin e, H20T'den de daha doğru bir pay verecektir. Çünkü H20T'deki e, hibrit çözünürlük olmadığı için. E, hibrit çözünürlükten dolayı h bir tık öne geçmektedir. Ve bu sayede doğruluk payları aralarında yaklaşık 3-4 derecelik bir farka sebep olacaktır. Çözünürlükten bahsetmiştik, bahsetmişken arkadaşlar e, dediğimiz gibi 645 x 512'lik bir 30 fps'lik bir çözünürlük vardır termal kamerasında. Ve iki termal kamera birleştiğinde arkadaşlar fotoğraf çözünürlüğü olarak H20'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz H20'den. Çünkü H20'de tek termal kamera var ve Hibrit çözünürlük tarafında arkadaşlar termal kameralara baktığımızda H20'nin daha öncü bir profesyonel kamera olduğunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar önündeki 120 yani lazer finder ve white kamerası sayesinde ve gündüz kamerasının çözünürlüğüyle beraber 128 xlik bir hibrit çözünürlük yani dijital zoom özelliği vardır. H20 de. Lakin H20T'nin avantajından işte bahsetmiştik. Yaklaşık 200x'lik bir kalitesi var. Peki arkadaşlar hani 200x, 128x arkadaşlar bunlar operasyonlarda çok uzak bölgeleri tespit etmek için tabii ki de çok iyi ama bizim için en önemli olay operasyondaki çözünürlük, doğruluk ve hassasiyet. Ve arkadaşlar burada h çözünürlük konusunda H20T'den daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, i̇ki kamera arasındaki farkları çok e, görebilirsek. Arkadaşlar bunun yanında H20N ve H20T'ye baktığımızda aslında hafızaları 128 GB'lik bir depolamaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve SD kart yuvasını şu arkada gördüğünüz, burada görüyorsunuz arkadaşlar, arkada gördüğünüz yerden SD kart işareti alan taraftan burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve buradan kartı çıkarttığınızda normal bir SD kart çıkarmış gibi bir çıkarım yapıyorsunuz. Kartı çıkartırken dikkatli olun arkadaşlar. Eğer ki yuvaya zarar verirseniz kamerada kalıcı hasarlara sebep olabilirsiniz. O yüzden genellikle bir kart yardımıyla, küçük sert bir kart yardımıyla SD kartı çıkartabilirsiniz arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Yani H20 TV, h 20 e baktığımız zaman e, özelliklerden bir tanesi, yani bir birçoğunu bahsettik ama en önemli özelliklerden bir tanesi buydu. Ve arkadaşlar ikinci en önemli özellik arkadaşlar geniş açısı. Geniş açısı H20'nin H20T'den daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü arkadaşlar burada kullandığı gündüz kamerasının geniş açısıyla H20T'deki geniş açısı çok farklı ve üstündeki kullandığı hibrit çözünürlük sayesinde H20N, H20T'ye göre daha geniş bir açı sunuyor. Peki arkadaşlar bu geniş açı bizde operasyonlarda ne işe yarıyor? Arkadaşlar geniş açı dediğimiz zaman operasyonlarda temperature yani sıcaklık ölçümü açısında sıcaklık yani bu sıcaklık yangın olabilir. Petrol rafinerlerinden çıkan e, yangın olabilir. Farklı alanlardaki çıkan arama kurtarma operasyonlarında insanlara arama olabilir. İşte arkadaşlar burada geniş açının faydası daha fazla alan odaklı tarama yapabilmemizdir. H20T bu desteği bize aslında arkadaşlar vermiyor. Bunu söyleyebilirim. Yani geniş açı tarafında H20'nin altında kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü H20 daha üstün bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. H20'ye baktığımızda arkadaşlar yine söylemiştik ama termal kamerası 32x'e kadar zoom yapabilmektedir. Lakin çift kamera sayesinde ama H20T'de arkadaşlar ortalama 8x'e kadar siz termal çözünürlüğünü görebilirsiniz. Ve arkadaşlar kameramıza baktığımızda aslında üst tarafta e, güzel bir çözünürlüğü olan e, kameralardan bahsetmiştik. Arkadaşlar gimbaline baktığımızda gimbali arkadaşlar 3 moto, motordan oluşmaktadır. Yaklaşık 1, 2, 3 tane motordan oluşmaktadır. Üstteki motoruzdan e, cihazın döndürmesine aittir. 3 eksenli bir gimbal'e sahiptir. Arkadaşlar bu 3 eksenli gimbalin aslında üreticisi gördüğünüz gibi DJI firmasıdır. Ve Zenmuse h 20 kamerada ee, olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar üst tarafında kameramızın baktığımızda üst tarafında aslında toza ve kirlerin içeriye girmemesi için ve kameranın içerisindeki ısıyı dışarı atabilmek için çalıştırılmış olan bir fan vardır. Bu fanı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya kesinlikle su tarzı farklı sistemlere dokundurmayın arkadaşlar. Kameraya kalıcı hasar bırakabilirsiniz. Arkadaşlar kalıcı hasardan kastetmişken kameramızın koruma derecesi IP44'tür. Bunu DJI garanti sebeplerinden dolayı pek fazla uzun olmadığını bize söylüyor ama IP44 de bu kamera için güzel bir sertifika olduğunu söyleyebiliriz. Tabi gelecekte DJI'nin daha çok IP55, IP54 sistemli olan kameralarında beklediğimizi söyleyebilirim. Arkadaşlar dediğimiz gibi kameramıza baktığımızda SD kart yuvasını söylemiştik ve arkadaşlar kameramızın dış yüzene baktığımızda kaliteli bir plastikte kaplandığını söyleyebiliriz. Çünkü darbelere karşı Veyahut da rüzgarlı havalarda kameramızın birazcık e, ağırlığından e, daha iyi bir performans alabilmemiz gerekiyor ki kameramızın şu andaki ağırlığı P1, Zemmuz P1, H20 serisi, H20T ve diğer L1 ve L2 kameralarına göre ağır olduğunu söyleyebilirim. E, bu da droneda uçuş süresine etki ettiğini de göz ardı etmeyelim. Arkadaşlar üst tarafına baktığımızda kapakları çıkmaktadır. Kapağını çıkarttığımızda arkadaşlar, arkadaşlar buradaki sistemde şu da gösterebilirim arkadaşlar siz, sizlere. Bakın normal gümüş renkli içerisinde mikroçip destekli yani bu çiplerden görüntü, şatır operasyonlardaki haritalama yani genellikle bu kameralar haritalama yapmaz ama e, alan odaklı çekim ve haritalama operasyonu yapmak istiyorsanız bu kamera o görevi üstleniyor. Lakin siz yine şunu söyleyeyim 3D, 3 boyutlu bir anlamda haritalama yapmak istiyorsanız H20 kesinlikle uyumlu değildir arkadaşlar. Yani H serisinin genelinde bir problem vardır. Çünkü arkadaşlar lens balık gözüdür. Ve yüksek metrajlardan fotoğrafları çektiğinizde kaliteli programlara yani Pix4D gibi, DJI Terra gibi programları attığınızda ya da Agisoft gibi arkadaşlar fotoğraflar patlayacaktır. Çünkü balık gözü çekimde fotoğrafların her birinin geniş açısını yamulttuğu için ve hassasiyetin yani biraz P1 ve L1'e göre düşük olduğundan dolayı, yüksek olduğundan dolayı aslında ee, bu fotoğrafların H20 serisiyle çekilmemesini öneriyoruz. Ama alan odaklı çekim yapacaksanız veyahut da yani deprem olabilir, afet yangın, yangınlar olabilir, afet olabilir. Bunların alan odaklı çekimini yapacaksanız eğer H20 serisiyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada gösterdiğimiz gibi gümüş renkli mikroçipe sahip alttan drone'a bağlanan yani Skyport adı verilen sisteme bağlanan işte gimbalimizin İç kısmını buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bakın gimbalin alt tarafı oynamaz şu üst tarafı oynar. Bunun oynamasının sebebi bakın arkadaşlar şurada beyaz bir nokta vardır. Dronumuza bağlanırken şu beyaz noktadan bağlayıp arkadaşlar yandaki düğmesine basıp yani dronda yer alan yandaki düğmemize basıp matri 300 olabilir veya matri 350 olabilir. Diğer matris 200 serisinde bu kameralar olmaz arkadaşlar. Bunun bilgisini de verelim. Buradan arkadaşlar drone'umuzda bir düğme vardır Skyport'ta. Skyport'a basıp beyaz noktayı beyaz noktaya getirip yani beyaz noktayı drone'umuzda kırmızı noktaya getirip şu üst taraftaki sistemi döndürdüğünüzde arkadaşlar bakın üst taraftaki sistemin geliş yönü yukarı yönlü olmuştur. Yani az önce yataydı. Şimdi dikey bir şekilde oldu. Dikey bir şekilde olduğundan artık, artık drone'umuzun üstünde kitlendiğini söyleyebiliriz. Bakın arkadaşlar kırmızı taraf bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu kitlemeden sonra artık gimbal'e dokunmamanız gerekir. Gimbal'e dokunduğunuzda gimbal motorlarını arkadaşlar yakma ihtimaliniz mevcuttur. Yani bu gimbal motorlarına baktığımızda yan taraftan arkadaşlar sıfıra sıfır neredeyse oturmuş bir şekildedir. Gimbal motorunu zorladığınız anda arkadaşlar gimbal'i yakabilirsiniz. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında ee, kameramızla alakalı şunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Normal olarak görünür ışıkta dediğimiz veya da kapalı ışıkta dediğimiz H20T ve H20N kameralarla e, özellikle. Arkadaşlar görünür ışıkta yani bizim görebildiğimiz insan gözünün spektrumları içerisinde yer alan görünür ışıkta H20N kamerasının görünürlük çözünürlüğü yani bir insan gözünün görebildiği karanlık olmadan ana kadar ki olan tarafta h nin 20x'e kadar çözünürlüğünün yüksek olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar artık karanlık bastığında görünür ışığın hiçbir faydası kalmamaktadır arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim. Özellikle ülkemizde e, bazen yanlış algılanabiliyor. Arkadaşlar termal kameralar hiçbir zaman bir duvar arkasında, bir nesne arkasında yani ışığın geçemediği bir yerde bir nesne göremez, bir nesnenin ısısını size veremez arkadaşlar. Termal kameranın amacı görünen bir nesnenin sıcaklığını ölçerek canlı veya cansız olduğunu arkadaşlar görüntülerden tespit edebilirsiniz. Ama deprem anında veyahut da yangın anında kişiler eğer ki bir nesnenin arkasında değilse bu kamerayla arkadaşlar tespit etme ihtimaliniz yüksektir. Ama bir nesne etrafında görünmeyecek bir düzeyde ise arkadaşlar o nesneyi bir taş altında, duvar altında veyahut da bir kapı altında ışığın geçemeyeceği noktalarda siz bu kameralarla hiçbir şekilde tespit yapamazsınız arkadaşlar. Sadece üstünde uçar uçar durursunuz. O yüzden arkadaşlar haşırmayan kamerayı dediğimiz gibi doğal afetlerde normal operasyonlarda, arama kurtarmalarda, yangınlarda doğal afetlerde çok etkin bir şekilde kullanabilirsiniz. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar size. Dediğimiz gibi e, termal kameralarının üstündeki e, gece görüşlü kamerası aslında normalde bir termal kameralar arkadaşlar. Bunları sö söyleyebilirim. Evet. i̇çindeki yani sensörü termal tarafla beraber çift kullandığı zaman çözünürlüğü yüksektir ve bu kamera bunu yapabiliyor arkadaşlar. H20 tarafında bu desteğin olmadığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar kameramızla alakalı diyeceklerimiz bu kadar aslında. Bunları söyleyebilirim. Onun dışında eğer ki sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa drone'a takılma olabilir, matriz 350 tarafı olabilir, kameralar hakkında olabilir. Bizlere soru sorarak sizlerden gelen sorular için özel bir video yapabiliriz dediğimiz gibi. Ama H20 en tarafı için sormak istediğiniz sorular varsa drone market sayfamızdan veyahut da videomuz altına sorularınızı yazabilir ve bizden cevaplarını bekleyebilirsiniz. İsterseniz istemiş olduğunuz bir video varsa da bununla alakalı da sizin için çekimini yapabiliriz. Herkese iyi günler dileriz.